hocamla kaldık baş başa. 60 yaşında Hamide Hanım. Ee, el ve ayak uyuş, el uyuşmalarından bahsedecektik zaten. Buyurun. bir şey gösterelim önce. Çok geçmiş olsun şeyden, şeyden alabiliriz yayından. Biz burada an, onun da problemleri için bir şeyler anlatacağız. Önce bir test yapalım hep beraber. Haydi bakalım. Test yapacağız. Haydi bakalım. Ama nazar oldu. Şey döküleceğim bir şey olmadı yani. Orada bir hii, sesi yükseldi. <laughs> Eyvah dedik yıktık stüdyoyu. Çok basit bir test yapalım. Ellerinizin dış taraflarını birbirine şöyle yapıştırın. Evdeki herkes yapsın. Bunu niye yapıyoruz? Elde uyuşma olan, ağrılar olanların bunun altında çok basit bir hastalık var mı aslında zor bir hastalık da? Var mı onu bulacağız. Hamid Şu hanım siz de yapın, yapabiliyorsanız yani zorlamayın evet. lütfen. Şu pozisyon, birbirine sıkıca bastırın. 30 saniye tutacağız. Var mı saat tutacak kahraman? Var mı tutuyor musunuz arkadaşlar biri? Ne İki olacak? 30 saniyeden Ya yayın ya her dakikası bile. Tamam. Evet. Ve ya, 30 peki, saniye. Neye bakıyoruz? sancı var tabii, mı bakacağız, diye bakacağız tabii. Bakacağız biraz sonra. İyice bastırın ama. iyice bastırın iki kolunu. 20 saniye. 20 saniye oldu. Kim sayıyor? Ben. Sen süpersin. <laughs> <ben>. Süpersin. <laughs> Vallahi. Ne olacak? Ve böyle 3 2 1 30 saniye. Bıraktık şimdi. Bıraktık. Ne ağrım var, ne uyuşmam var, hiçbir şey yok. Ama eğer ağrı varsa, eğer uyuşma varsa, eğer karıncalanma varsa dirse el bileklerinizde ve elinizde. Bunun altında karpal tünel sendromu denen şurada hmm. e, sinirlerinizin ve damarlarınızın geçtiği altından geçtiği bir bağ var. Buradan zaten evet, sıkıntı yaşıyorsunuz değil mi? Burada bir problem var demektir. Bunun tedavisi cerrahidir. Mutlaka cerrahi bir yere mutlaka başvurun. Ama onun dışında romatizmal vesaire problemler varsa Onu onu sanlayacağız? Yani bak burada işin <laughs> uzmanları devreye giriyor. Yani <laughs> burada bir hekime mutlaka gideceksiniz. Oradan bir kere teşhisinizi alacaksınız. Romatoid artrit denen bir hastalık var. Ya çene eklemini bile tutuyor. Çene ekleminde ağrı yapan, aynı zamanda el parmağında ağrı yapan, Şuralarda. el bileğinde ağrı yapan bir hastalık. Bunun teşhisi bambaşka, tedavisi bambaşka. Dolayısıyla bir kere bunlara baktıracaksınız. Ha ben şimdi size çok basit bir formül söyleyeyim. El bileğinizde, elinizde, parmaklarınızda ağrılar var. Hı hı. Uyuşmalar var hanımefendinin söylediği gibi. Hı hı. El işlerini ve ev işlerini yaparken zorluk yaşıyorsunuz. Çok basit bir yöntem söyleyeceğim. Buldum arkada varmış. Önce şu ne yapacaksınız? Çuha çiçeği yağı alacaksınız. Çuha çiçeği yağı. Evet. Çuha çiçeği yağı. Aynen. Çuha çiçeği yağını... La, ...elinizi... ...bir güzel... ...bir güzel çuha çiçeği yağıyla... ...benim hmm. o yıkar gibi... ...sen İyiymiş, ne yaparsın? Ben de yapayım. Komsuzlu. Güzel bir, benziyor. Ben Benim biraz alerjim olduğu için yağlara... Aa, mis gibi. Mis gibi kokuyor. Çuha çiçeği yağıyla elimi bir güzel... ...3 dakika, 5 dakika neyse... ...evet. Üstüne de... Şimdi 10 dakika sonra bunu yıkadım. Şu ağaç şeyi yani. Sürdüm. Peki. Ellerimi ovaladım, ovaladım, ovaladım. 10 dakika sonra yıkadım. Yıkadıktan sonra üstüne bir yağ daha ekliyorum. Ha. Bu yağda... Ama bunu özel yerlere eklediniz. Tabii belli eklemlere daha ekledim. Dakika. Bu yağla özellikle ağrı olan eklem bölgelerimi masaj yapmaya başladım. Bu, bu eklem mi olabilir? Bu eklem mi olabilir? El bileği eklem olabilir? Bu eklem mi olabilir? Biberiye yağıyla. Biberiye yağını Özel özelliği, özelliği şu. Yaklaşık 10 damla kadar bunun için yeterli olur. Yani tüm bütün eliniz için 10 damla kadar yeterli olur. Parmaklarınıza sürüyorsunuz. Şimdi eklem yerlerindeğin özelliği. Tabii. birinci birinci yağımız neydi? Çuha çiçeği yağıydı. Bu bir masaj yağıdır aslında. Bunu günde 2 kere üç kere yapabilirsiniz. Mesela şurası ağrıyorsa bunu evet. yapacaksınız. Yani bütün el için söyledim. Çuha çiçeği yani. bütün eli yapıyoruz. Evet. Biberiyede biberiye biberiye de... ise özellikle 10 damla kadar yetiyor zaten. Yani toplasanız kaç tane yeriniz olabilir? Ha. Onlar Üstüne sürdükten sonra da çuha çiçeği yağının üstüne. Bunu da sürdükten sonra ciddi uyuşmaların ve ağırlığın azaldığını görürsünüz. Ama ben hep ne söylüyorum? Öyle bir şeyleri sürmekle falan filan bu iş bitmiyor. Hmm. Beslenmenin de burada çok büyük bir önemi var. Özellikle el bileğinde elinde uyuşmalar ağrılar olan birinin bu yağları kullanırken yanında bir de belli bir yemek yapması lazım. Hmm. Ve bakın hep aynı yere geliyoruz. Şimdi ben o yemeğin malzemelerini vereceğim size. Siz evde nasıl istiyorsanız yapın bunu artık. Yani bir elimizde bile elimizde. Ayıp bir <laughs> şey var yani. 10 yemek <laughs> birden yaptık bugün maşallah. Evet. E, laf aramızda ben saydım 22 tarif verdik bugün program evet. içinde. 22 tarif. O yüzden diyorum hep kağıt kalem hep elinizin altında olsun. Dursun bir kenarda. Sadece ama orada şey var yani aynı dizinin 4867. tekrarı var. Onu izleyen hanımefendiler var. <laughs> Tabii onlar çok önemli o. Çünkü o diziler onları kurtaracaklar. Evet. Um, ee, ne diyorduk? Ha, şimdi bunun Öyle için de. yemek de yapmak Uyuşmalar, yani. lazım. Uyuşmalar, ağrılar var. Az önceki çuha çiçeği yağını kullandık. Üstüne biberiye yağını kullandık. Ama o gün kendinize bunu yaptığınız günlerde Hı. şu dört malzemeden mutlaka bir yemek yapın. Çünkü bu malzemeler eklemlerinize ve oradaki kıkırdak bölgenize, bağlarınıza daha güç verecek malzemelerdir. Malzemelerin dört tane. İsimleri biri mantar, diğeri kereviz, diğeri maydanoz, bir tanesi de limon. Bu dörtlü özellikle böyle uyuşmalar ağrılar olan teşhisi konulmuş e, hastalarımızda benim bir arada kullanmayı ve bunun salatasını yapabilirsiniz yemeğini yapabilirsiniz bir arada kullanmanızı çok önerdiğim dört madde bir daha söylüyorum. El ağrıları uyuşmaları el bileği ağrı ve uyuşmalarında o yağların dışında mantarı kerevizi e, maydanozu ve loğan, e, soğandan Limon. limondan oluşan. Bir besin grubunu bir arada kullanırsanız bu da beslenme anlamında o bölgelerinize destek çıkacaktır. Güzel. Bunu da söylemiş olalım. Doğumdan sonra kalan bel bölgesi için yardım istiyorum. Gül Gülgevrek, Gülcüm bak Çok bütün bu anlattık. anlattıklarımız ve Tabii. yaptığımız yemeklerin hepsini lütfen dene. Bu hareketleri de yavaş yavaş yapmaya çalış lütfen. Aynen. Ha şimdi şey Eğmen'in annesi. Ee, Zahide ablacığım bu yaptığınız içeceklerin hamilelere bir yan etkisi olur mu lütfen? Hayır, yok. Biz hamileleri de unutmayın unutur yok, muyum? Yok yok <laughs> yok. Hamilelerde yok. Sadece e, yani biz otur bir problem olduğu zaman söylüyoruz. Bakın başka bir şey daha söyleyeyim. Gene çok insanın aklında olabilir. Karaciğerimde problem var. Bunlar benim karaciğerime dokunur mu Hı. diye? Karaciğer çok güçlü bir organ. Kolay kolay iflas etmeyen bir organ. Hele siz zaten su içen, yürüyen biriyseniz kolay kolay karaciğerinize vesaire de dokunmayacak. Besinlerden bahsettik ama her bir bitki aynı zamanda algudur, zehirdir. Hmm. Mesela günde dört bardak bitki Tabii. çayını geçmeyin. Tabii, geçen programda anlatmıştık Tabii. ya. Yani ada çayını bir İyi seferde bir şey yapayım 20 gramdan fazla içerseniz başınız döner, sersemlik olur, araba kullanamazsınız. Yani meyan kökü belli bir yerden sonra karaciğerinize ve böbreğinize zarar verebilir. Kaldı ki idrar söktürücüdür. Kesinlikle. Ama böbreğe ve kalbe zarar verir bir yerden sonra. Öyle düşünmekte payı. Şimdi. Bir şey söylemek istiyorum bu limon bizim limonumuz yerli limon artık portakal mandalina gibi kokan limonları almayın daha sulu falan diye alıyoruz. Doğru. Kendi limonumuzu kaybederiz sakın ha bir limonumuz kaldı onu da kaybetmeyelim lütfen böyle yani kabuğu sert olan acık daha suyu sıkarken biraz kuvvet göster bu bizim limonumuz bunu alalım maydanozu da bak çok güzel seçmişler küçücük küçücük ya bir de bunun kocaman olanı var. Yani masa örtüsü kadar maydanoz olmaz, küçük küçük olacak, <laughs> tamam? Onları alın, boşuna para veriyorsunuz. Ne olduğu belli değil. Lütfen doğru tüketin. Bir e şey daha söyleyeceğim. Tabii. Ay lütfen siz söyleyin. Ben de vazgeçiyorum. Şey Sizde Bu ben arada de maydanoz. Birçoğunuzun bildiğinin tersine. Demir içeriği itibariyle şeyden çok daha fazladır. Ispanaktan ee, daha fazla demir içerir. Onun için e, maydanoz çok yararlı besindir. Ancak Güzel. maydanozlu bir yemek yediniz 10 dakika sonra da çay içtiniz. Geçmiş olsun hiçbir işe yaramaz. üretik ne demek ee, biliyor musunuz? O bütün aldığı içindeki demiri şunu bunu dışarı atar. Onun için aman a, etli yemeklerle maydanoz gibi besinlerle e, çayı aralarında en azından bir saat olacak şekilde kullanın. Ee, yoksa başka türlü aldığınız demir emilmez atılır gider. Hemen.